TV264 ekranlardan herkese merhabalar efendim. Gündeme yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, 2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı. Sakarya'da 202 bin öğrenci bugün itibariyle tatile çıktı. Resmi karne töreni Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldi. Sakarya'da son ders zili çaldı. 757 okulda 202.100 öğrenci tatile çıktı. Erenler Yazılı Mahallesi'ndeki Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu'nda da karne töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı ve MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar katıldı. Sergilemek üzere davet ediyorum. Öğrenciler tarafından eğitim öğretimin son gününe özel gösteriler hazırlandı. Olma yolunda atını, sen de sıfırla enerjini. Daha sonra Vali Kaldırım ve beraberindekiler çocuklara hediyeler verdi. Çok güzel ya. Şey, bakın, gelin bakalım. Ya. Ben buradayım. Vali Kaldırım öğrencilere karnelerini dağıtırken yaz tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. İslamcığım sıra sende. Biraz aşağı. İnşallah burada belki 3 aylık bir süreç var. Dinlenerek ama kitap okuyarak ve tatillerini iyi değerlendirerek çok özleyecekler. Öğretmenlerine, okullarına tekrar kavuşacaklar. Tabii bütün gayretimiz, bütün hedefimiz, bütün eğmeğimiz, bütün çalışmamız bu yeni nesillerin, çocuklarımızın, göz bebeklerimizin iyi yetişmesi, Cumhuriyet'e dair yetişmesi, milli manevi değerlerle yetişmesi, aynı zamanda birer dünya insanı olarak iyi yetişmiş, iyi kabiliyet kazanmış, iyi donatılmış, hangi alanda olursa olsun en başarılı şekilde yetişecek, dünyada yüz akı olacak bir nesil olarak yetişmesi. Geçtiğimiz haftalarda hükümet tarafından fahiş kira artışlarını düzenleyecek bir adım atıldı. Kira artış oranı %25 olarak belirlendi. Bu uygulama efendim 2023 yılının 1 Temmuz'una kadar geçerli. Uygulama öncesinde bazı ev sahipleri kira artış oyunu oynamaya başladı. Uygulama öncesi kiralar daha da arttı. Konut piyasasındaki gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bu yıl kiralık evlerde fiyatlar uçtu. Öyle ki bazı ev sahipleri fahiş fiyat uyguluyor. Haliyle bu da kiracıyı hem zorluyor hem de kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan yeni kararla birlikte kira artış oranı %25 olarak açıklandı. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek uygulama öncesinde ev sahipleri de kira fiyatlarını daha da arttırdı. 1 Temmuz 2023'e kadar %25 ile sınırlandırıldı. Çünkü gerçekten kiracılar çok zor durumdaydı. Böyle bir adım iyi oldu. Bu konut piyasasını etkileyecek tabii ki, iyi yönde de etkileyecek ama fiyatların artmasına da biraz sebep oldu. Mesela yani bir hafta sonra kirası sözleşmesi bitecek ve yeni kiraya verilecek dairelerde şimdi mal sahibi bir sene boyunca artış yapamayacağım ya da yapacağım artış %25 ile sınırlı kalacak, bunu bildiği için baştan bir artış yaptı. Ama hali hazırda kiracı olarak devam eden kiracılar için de bu %25 sınırı onlar için gerçekten bir avantaj olacak. Uzmanlar kiraları daha da düşürecek adımlar atılması gerektiği görüşünde. Burada müteahhite de bir şey diyemiyoruz. İster istemez fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Onun için işte dediğim gibi yurt dışından biliyorsunuz bu genelde inşaat malzemeleri geliyor. Bunlarla ilgili bir KDV avantajı sağlanabilir. Hani bu şekilde müteahhitlere yardımcı olunabilir. Yani çeşitli önlemler alınabilir, çeşitli yardımlar yapılabilir. Bu şekilde fiyatları aşağı doğru çekmeye çalışacağız hep beraber.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticareti Araştırma Geliştirme Komisyonu öncülüğünde şehir merkezinde Fest Burada Festivali düzenleyecek. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak festivalde amaç ticaretin artırılmasını sağlamak. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticareti Araştırma Geliştirme Komisyonu öncülüğünde Çark Caddesi'nde Fest Burada Festivali yapılacak. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak festival için hazırlıklar sürüyor. Ana teması alışveriş ve yaza merhaba olan etkinlikle şehrin yüzyıllardır süregelen ticaret geleneğine vurgu yapılarak ticaretin artırılması amaçlanıyor. SATSO Ticareti Araştırma Geliştirme Komisyonu üyesi Enes Akcan festivalle ilgili bilgiler verdi. Bunun genel amacı şu, bu sene ilk festivalimiz olacak. Sakarya'nın merkezinde Çark Caddesi'nde olacak. Bütün yerel ticaret erbabımız buna gayet olumlu yaklaştı. Burada ne katabiliriz? Şehre ticari olarak ne katabiliriz? Hedefimiz diğer illerden ticaret şehri olan Adapazarı için nasıl müşteri çekeriz? İnşallah bunun da önümüzdeki yıllarda daha büyüterek şehrin geneline yayarak bu festivali yapmayı planlıyoruz. Akcan festivalden beklentilerini sıraladı. Yani burada asıl önemli nokta şehir aidiyetini yakalamak. Yani bizim yerel ticaret erbabımıza sahip çıkmak. Biliyorsunuz şehirler büyüyor, AVM'ler, internet mağazacılığı, e-ticaret şehir esnafının üstünde yük. Ama biz de bu mevcut duruma adapte olmak zorundayız. Rekabetten korkmadığımızı SATSO meclisimizde sürekli dile getiriyoruz. Biz de esnaf olarak, ticaret erbabları olarak kendimizi geliştirip tüm şehirlerde uygulanan bu festivali biz Sakarya'da ticaret şehri olan Adapazarı'nda başlatarak inşallah asıl beklentimiz çevre illerden müşteri edin. Festivale ciddi bir katılım beklediklerini söyleyen Akcan, halkın da festivale ilgisinin yoğun olacağını düşündüğünü belirtti. Ciddi bir katılım bekliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, yani burası tabii sadece Çark Caddesi'ne baz alsak 400 metre, 500 metre uzunluğunda bir caddemiz var. Daha gidersiniz bu 2 kilometreyi bulur. Sayı olarak çok tabii şöyle veremeyiz ama nokta bizim yerel ticaret yapan, bizim esnafımız, bu şehrin esnafı, bu şehirde kazanan, bu şehirde harcayan bütün esnaflarımız, bütün ticaret erbaplarımız katılım sağlayacaklar. Çok da inşallah hem onun bizim açımızdan memnuniyet verici hem halkın tepkisi de iyi olacak gibi beklentimiz var. Pazartesi Salı günü inşallah şehirde hem Adapazarı'nın kurtuluş yıldönümü vesilesiyle iyi bir festival gerçekleştireceğiz. Peki diğer esnaflar? Süt üreticisinin dertleri, sıkıntıları TV264 ekranlarında konuşuldu. Adapazarı Serdivan Erenler ve Arifiye Süt Üreticileri Birliği Başkan Adayı Semih Tuna, Sakarya'da aile işletmelerinin üretimi terk ettiğini söyledi. Süt üretiminin gerektiğini söyleyen Tuna, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi. Adapazarı Serdivan Erenler ve Arifiye Süt Üreticileri Birliği Başkan Adayı Semih Tuna, TV264 ekranlarında yayınlanan Son Düzlük özel programında Kemal Turgaç'ın konuğu oldu. Tuna, birlik başkanı olarak projelerini anlatırken süt üreticilerinin de sıkıntılarını paylaştı. Tuna, Türkiye'deki ve Sakarya'daki hayvancılık ve tarımda ailelerin artık üretimi terk ettiğini söyledi. Türkiye'de hayvancılık ve tarım alanında bazı ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla bunların başında artık üretimde bulunan insanların sürekli üretim içerisinden çıkmaları söz konusu. Dolayısıyla biz uzun yıllardan beri bu işin içerisindeyiz. Yani özellikle damızlık birliğinden ayrıldıktan sonra et işine ağırlık verdik. Fakat baktık ki anne olmadan yavru olmuyor. Bunu zaten biz damızlık birliğindeyken de söylüyorduk. Dolayısıyla şimdi bugün geldiğimiz noktada baktığımızda Sakarya'da küçük işletmelerin yani aile işletmelerinin üretimi terk ettiğini görüyoruz. Yani Türkiye'de aslında aile işletmelerinin bu ekonomik krizde ayakta durmaları ve bu işi başarmaları gereken tek şey aile işletmeleri. Çünkü kendi ürettiğini tarlasından, bağından, bahçesinden ve kendi işçiliğini ortaya koyarak hayvancılığı yapabilecek, maliyetleri en aşağıya çekebilecek aile işletmeleri. Tuna, Türkiye'de yaşanan et krizi sırasında çok ciddi derecede damızlık hayvanın kesildiğini belirtti. Türkiye'nin damızlıkları kesildiği zaman STK'ların buna yeteri kadar tepki göstermediğini söyledi. Yanlış olacak bir şey söylediğimizde ama şu bir gerçek. Yani geldiğimiz noktada üretici bugünkü günde ekonomik krizle beraber mevcut işiyle beraber ekonomik krizi birleştirdiğinizde gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ancak bu sıkıntılı süreçten geçmesinden ziyade bizim üretmekten başka bir şansımız yok.
Yani Türkiye'de ve dünyada biliyorsunuz pandemi süreci, pandemi sürecinin arkasından Rusya ve Ukrayna savaşı, akabindeki gıda krizi, yani biri çıkıyor diyor ki şekerle ilgili sıkıntımız var diyor. 500 liralık şeker bir anda 1300 lira oluyor. Dolayısıyla sektörde çok dalgalanmalar oluyor. Şimdi sütte geldiğimiz nokta şu, ben aynı zamanda et işiyle uğraştığım için bu süreçte bir ara et fiyatları çok tırmandı. Çok ciddi damızlık hayvanlar kesildi. Biz bunları defalarca yetkililere de ilettik. Dedik ki yani Türkiye'nin işte damızlıkları kesiliyor. Buna bir çare bulmamız lazım, önlem almamız lazım. Bu noktada işte bak bu üretici birlikleri, diğer sivil toplum örgütleri tepkisini koymalıydı. Tuna, üreticinin işine sahip çıkması için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi eğer süt fiyatlarında istikrarlı bir politika izlenirse bu sektör çok çabuk toparlanır. Ama bizim buradaki asıl gayemiz şu, şimdi Sakarya'ya günlük, tahminimi söylüyorum, günlük 1 milyon ton üzerinde süt geliyor. Yani 999 bin ton süt geliyor şu anda. İşte büyük bir fabrika Pamukova'da var biliyorsunuz. Bizim organizelerde fabrikalar var. Yani Sakarya'da üretilen süt, dışarıdan gelen sütün 1/5 falan anca. Akaryakıt fiyatları 30 lirayı buldu. Şoför esnafı da iyiden iyiye çıkmaza girdi. Esnaf artık kazandığı parayı akaryakıta veriyor. Evine ekmek dahi götürmekte zorlanıyor. Şoför esnafı ulaşıma tekrar zam istiyor ancak bu sefer de vatandaş tepki gösteriyor. Kısacası efendim şoför esnafı artık ne yapacağını bilemiyor. Sürekli zam. Mazota çalışıyoruz, başka bir şey yok yani. Çobaş çocuğa ekmek götüremiyoruz. Akaryakıta peş başa gelen zam şoför esnafının çilesi oldu. Öyle ki esnaf artık kazandığı parayı akaryakıta veriyor. Akaryakıta gelen ard arda zamlar hem minibüs esnafını hem de vatandaşları korkutuyor. Vatandaşlar fiyatların daha da artmasından korkarken minibüs şoförleri ise şu anki fiyatların kendilerini kurtarmamasından şikayetçi. Mazota çalışıyoruz, başka bir şey yok yani. Felaket bizim için yani. Şu anda zararına çalışıyor bu araba zaten yani. Ne olacak ne gidecek biz de bilmiyoruz yani. En son çekeceğiz arabaları evine, yatacak arabaları. Üniversiteye gittik, üniversiteden patladık. Bu işe girdik. 1 Mart'ta ben bu arabanın marşına bastım, çalışmaya başladım. İlk hafta mazot 13.65'ten 23 liraya çıktı. Şu an mazot 29 lira 20 kuruş. Ben gece uyurken benim kardeşim beni uyandırıp akaryakıta zam geldiğini söylüyor. Mazota gelen zamdan bir şey kazandım diyor. Çoluk çocuğa ekmek götüremiyoruz. Çalışıyoruz. Sabah çıkıyoruz. Akşamdan bir ekmek götürüyorduk. Bundan da olur. Tabii ki yani böyle zor bir durum var. Yani ortam zor. Bizim için de gerçekten zor. Ama yapacağımız fazla da bir şey yok. Mazotun 30 lirayı bulması sonrası şoför esnafı da 3. kez ulaşıma zam istiyor. Bizi kurtarıyor mu derken şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ya sabahları ya da akşamları bir yoğunluk oluşuyor. O zaman kurtarıyor desem yeridir. Ama gün içerisinde 3 kişi 5 kişi kurtarmıyor. Sürekli zam. Biz de bu sefer zam istediğimizde vatandaş bu sefer sıkıntı yaşıyor. Bir zincirleme olayı yani öyle diyeyim. Ya bize sorarsanız illaki istiyoruz ama bir yandan da vatandaşı düşünüyoruz. Çünkü bizim de ailemiz var, onlar da kullanıyor. Biraz sıkıntılı gidiyor bakalım. Yani bize sorarsanız tabii ki biz istiyoruz. Ha, gönül ister ki zam olmasın, biz de istemeyelim. Atıyorum 12'de 1'de paydos etmemiz gerekiyor. Bazen gece koşturuyoruz üniversitede. Mazot zam gelecek diye inan pompaya erkenden gidiyoruz. Sıra bekliyoruz orada. Niye? Bir depoda yine abartısız 150 lira oynuyor. Yazık günah. Bu yolcu ücretleri minibüs esnafını kurtarıyor mu? Kurtarıyordu ikinci zamdan sonra. Şu an kurtarmıyor kardeşim. Tabii şoför esnafı kadar artan fiyatlara vatandaş da isyan ediyor. Şimdiki şu durumda fazla. Fazla. Yani bu daha 2-3 ay önce geldi. Bir zam geldi. Bir zam daha geliyor. Ardı ardına. Ya nedir bu? Kepazelikten başka bir şey değil. Bu durumda iyi bir şey değil yani. Söğüt Emniyet Müdürü Gaffar Okkan adına mektup yarışması düzenlendi. Hendek'te yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Şehit Gaffar Okkan ödüllü mektup yarışması ödül töreni Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nikah toplantı salonunda gerçekleştirildi. Törene şehit Ali Gaffar Okkan'ın ailesi de katıldı.
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Okunan duaların ardından Şehit Ali Gaffar Okkan belgeseli izlendi. Gaffar Okkan'ın döneminde Diyarbakır Emniyeti teröristlere göz açtırmıyor, PKK ve Hizbullah'ın hücre evlerine baskınlar düzenliyordu. Gaffar Okkan, Diyarbakır'a huzur ortamı getirmek için gece gündüz çalışıyordu. Kaymakam Yakup Güney, Şehit Emniyet Müdürünü her zaman anmaya devam edeceklerini söyledi. Bölge halkının yaptığı çalışmalarla gönlünde yer almış şehidimiz ve onu bu topraklarda her vesileyle anacağız, anmaya devam edeceğiz. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Gaffar Okkan'ı unutturmayacaklarını belirtti. Fırsatta şehidimizi değişik etkinliklerle adını anmaya, unutmamaya çalışıyoruz. Hatta unutmuyoruz, unutturmamaya da çalışıyoruz. Gençlerimize, bizden sonraki nesillerimize de Gaffar Okkan ve diğer şehitlerimizin isimlerini, neler yaptıklarını her fırsatta hatırlatmaya gayret gösteriyoruz. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Şehit Ali Gaffar Okkan için yazılan mektuplar okunduğu sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri törene katılan protokol tarafından takdim edildi. Kaynarca'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgede bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ormanlık alanda yangın çıktı. Neyse ki yanı başındaki eve sıçramadan alevlere müdahale edildi. Yangın Kaynarca'da yaşandı. Sabırlı Mahallesi Emirler Sokak'taki ormanlık alanda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Nasıl durum? Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını bölgedeki eve sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Efendim Adapazarı'nda bulunan Aziz Duran Parkı'nda ilginç bir olay yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi parkta bulunan ve restorana çevrilen uçakla kavga etti. O kişi uçağa daha uçamıyorsun derken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Uçak kafenin karşısına geçti, uçağın uçmamasına sinirlendi, kavga etti. Gören gözlerine inanamadı. İlginç olay Adapazarı Aziz Duran Parkı'nda yaşandı. Gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaş uçak kafenin önüne gelerek uçakla konuşmaya başladı. Vatandaşlara hizmet vermek için kafeyle restoran haline getirilen yolcu uçağına kafayı takan bir vatandaş uçağın uçmamasına sinirlendi. Daha uçamıyorsun ki diyerek uçakla kavga eden o adamın anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Spor gündemiyle devam edelim. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da forma giyen golcü oyuncu Okan Eken için temasa geçildi. Ancak Sakaryaspor yönetimi bonservis talebi sonrasında geri adım attı.
Forvet mevkiini bir yabancı iki yerli futbolcuyla doldurmak isteyen Sakaryaspor yönetimi arayışlarını sürdürüyor. Transferlerde acele ederek yanlış karar almamak niyetinde olan yeşil siyahlı yönetim, Tahir'in takımdan ayrılması sonrasında çalışmalarını sıklaştırdı. Sakaryaspor'da bir dönem forma giyen Okan Eken, yönetimin bir kez daha radarına girdi. Sakaryaspor başta olmak üzere 1. ve 2. ligden birkaç takımın listesinde olan Okan Eken'i ise kulübü Manisa FK bonservis ücreti almadan bırakmak istemiyor. Yeşil siyahlılarsa Okan Eken için bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. Sakaryaspor yönetimi şimdilik bu transfer konusunda beklemeye geçerek gelişmeleri takip edecek. 2019-2020 sezonunda Sakaryaspor forması giyen 29 yaşındaki Okan Eken çıktığı 4 maçta 2'de gol kaydetmişti. 2021-2022 sezonunda Manisa FK formasıyla TFF 1. Lig'de çıktığı 30 maçta 7 gole imza atan Okan Eken başarılı bir performans grafiği sergilemişti. Sevgili izleyenler, bültenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler bültenimizi noktalayacağız, ancak sizleri Türkiye'den manzaralarla baş başa bırakıyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.